Önceki dersimizde e, Word'leri kaydırmıştık. Şimdi de Shift Register right and e, Read komutunu kullanacağız. Yani bu e, bizim register'ları kaydırmak ve kaydırdığımız register'ları e, yazma ve okuma işlemlerini e, yapacağımız anlamına geliyor. Bunu da başlamadan önce şu Elevator Example dediğimiz kısımdan bir e, elevator yani asansör düşünün arkadaşlar. Ne yapıyor? İşte alt kattan biri sıfıra basıyor, sonra bir ikiye basıyor, tekrar sıfıra, tekrar bire. Şimdi bu kimin nereden bastığını hafızamızda tutmamız gerekiyor. Bir asansörün PLC tarafındaki işlemlerini nasıl yapardınız ya da kimin nereden basıp nereye gitmeniz gerektiğini nasıl bulurdunuz? Şimdi bu çokça bizim otomasyon sektöründe duyduğunuz ya da duyacağınız FIFO yani first in first out kavramına giren bir komut. Ne demek bu? İlk giren İlk çıkar arkadaşlar bu çok 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 önemli bir şey. Yani çok kullanacağınız bir şey. İlk neye basıldıysa ilk onun çıkıp e, onun işlem görmesi gerekir. Bu sebepten FIFO mantığını First In First Out ya da ilk giren ilk çıkar mantığını yürüteceğiz. Şimdi önce SV, SFWRP yani şu komutla write işlem yani yazma işlemi yapacağız. Sonra yaptığımız bu yazma işlemlerini pointerları otomatik olarak zaten artıracak. Ardından biz... Bu yazdığımız işlemleri de read yapacağız. Sırayla bunları okuyacağız arkadaşlar. Ve yapı, yazdığımız bu dataları okuyup e, okuduktan sonra ihtiyaç olduğunda tabii ki de okuyacağız. İşte bir sonraki işlem sırası geldiğinde onları da bir yerden çıkışımızı alacağız. Bu da burada örnek olarak D50. Şimdi hızlıca ISP soft'a gidip ne anlatmaya çalıştığımızın küçük bir örneğini yapalım. Ardından çok daha net kafamızda oturacaktır programımız kısmından yeni bir program diyelim ve ardından OK diyerek yeni projemizi başlatalım. Önce yazalım sonra okuyalım isterseniz. LDM10 diyelim ardından arkadaşlar neydi komutumuz? SFW ardından read yapacağız ve pas kontak şeklinde olsun bu. Ardından nereden read yapacağız arkadaşlar? Biz D20'den read yapalım ya da biz D50'den read işlemi yapalım okuyalım. Kaç adet işlem yapalım? Toplamda 4 adet okuma işlemi yapalım. Ve bütün bunları da d 60tan itibaren yazalım. Daha sonra bir de, e, özür diliyorum arkadaşlar, önce read değil, e, önce write işlemi yapacağız. Burada e, SFWRP kısmı arkadaşlar, şöyle e, bizim write yani WR, e, write'dan geliyor bu sefer e, kafa karışıklığı yaratmamak adına buradaki R, daha önceki derslerimizden hani right ve left komutları vardı. E, bu sefer right'ın yazma olduğunu bilmemiz ve e, burada önce yazma işlemi yapmamız gerektiğine emin olalım. Bu tamam. Ardından e, ldm11 diyelim ve ardından şöyle gelip sf bu sefer read yani okuma işlemi yapacağız. Yani rd ve pas kontağımızda böyle ekleyelim. Daha sonra nereden read işlem yapacağız? D60'tan 4 adet işlem yapıp D70'ten bu e, arkadaşlardan e, şöyle çıkış alacağız. Daha sonra da bunu şu şekilde devam ettirebiliriz. Mesela diyebiliriz ki D70 1'e e basıldıysa yani 1'e eşitse asansör yukarı gitsin. Mesela out e, y1 olsun. Yani bu y1'e de şöyle diyelim yukarı e, gitsin ya da 2'ye basıldıysa ya da D72 olduysa da e, D72 e, ise de e, D70 tabii <laughs> önce şunu yapmamız lazım. Out Y2 olsun arkadaşlar bu şekilde. E, sıfıra basıldıysa da bu sefer 3 numaralı çıkışı verelim. L'de eşittir 70 0 ya da 0 işlemi geldiyse de out y3 olsun. Şimdi projemiz bu şekilde hazır. Ardından online olalım ve tamam diyelim. Tabii bu algoritma çok basit bir algoritma oldu. Yani bir asansör sisteminde çalışacak bir program değil. Bu sadece bir örnek arkadaşlar. O yüzden siz bu işlemleri yaparken kendi algoritmanızı istediğiniz yapıya göre structure'a göre kurabilirsiniz. Şimdi ben önce diyelim ki asansörü bir numaraya yollayalım. Buna m SET ON dedim ve SET OFF dedim. Ardından 2 numaraya yollayalım. SET ON ve SET OFF. Ardından 3 numaraya yollayalım. SET ON ve SET OFF. Ve ardından 0 numaraya yollayalım. SET ON ve SET OFF. Şimdi ne yaptık? Durmadan yazdık bu değerlikleri. Ardından READ işlemi yapalım. Şimdi önce M11'e gelip SET 10 diyorum arkadaşlar. Bakın set 10 dediğim an 1 geldi gördüğünüz gibi. Direkt olarak ne yaptık? Ee, ilk yazdığımız 1 numaralı data okuduk. Ne yaptı? 1 yukarı gitsin oldu. Sonra set off diyorum. Bakın 2 yazmıştık sırada. Set 10 dediğim an bakın 2 geldi. Artık yine yukarı gidiyor. Set off. 3. sırada 3 yazmıştık. Set 10 diyorum. Bakın 3 geldi bu sefer D70. Artık read ediyoruz yani yazdığımız değerleri. Sıralı olarak read ediyoruz 3'e gidiyoruz ve ardından ne yazmıştık hatırlarsınız 0. Tekrardan read dediğim an bu sefer bizim değerimiz 0 olmalıydı. Tekrar kontrol edelim set on diyorum ve set off diyorum 0 gelmedi. Şöyle yapacağız buna set on diyelim tekrardan ve set off diyelim tekrardan buna set on diyelim. E, büyük ihtimalle son yazma işlemimiz gerçekleşmedi. Bakın şimdi 0 geldi set off diyorum tekrar set on dersem ne olur? 0 gelir. Neden? Çünkü e, artık 4 adet datayı yazdığımız için bitti. Şimdi tekrar başlayalım. Set of diyelim. Write işlemi yapalım. Diyelim ki 5'e gitsin. Ardından bunu yazalım e, bizim alanımıza. Ardından 6'ya gitsin istiyorum ben ve bunu gönderelim. Sonra sıralı olarak okuyalım şuradan. Kaça gidecek arkadaşlar? İzleyin. 5'e gidiyor. Ardından tekrar bir quest olsun ve 6'ya gidiyor. Bu da arkadaşlar bizim Shift right and Read, Shift Register dediğimiz bir mesela asansör bunun için çok güzel bir örnek. Birisi alt kattan basacak, birisi üst kattan basacak, birisi ortadan basacak, tekrar üste çıkacak. Bu algoritmada asansör neye göre hareket edecek? İşte bizim burada d 70ten gelen e, dataya göre. Yani biz sürekli kullanıcı basacak, bir data alanına, register'ın içerisine yazacağız. Daha sonra... Asansör bu işlemleri yapacak, requestleri inceleyecek, bakacak. Evet, çağrı var, nereye gitmem gerekiyor? 3'e. 3'e gidecek. Sonra 3'e gittikten sonra bu işlemi sonlandıracak. Ardından tekrar bir rakam gelecek. Bakacak. Bu sefer 1'e gideceğim. Tekrar 1'e gidecek. Aşağıda da buna göre küçük bir algoritma kurarak böyle bir asansör işlemi gerçekleştirebilirdik. Bu video arkadaşlar, notlarımızı kontrol edelim. Bu kadardı. Çok daha önemli bir e, konu bu görmüş olduğunuz kalabalık içerisinde yok. Sadece bilmemiz gereken sfwrp yani right sfrd, RD'den de read ya da read okumak anlamına gelir. Buradan e, bu komutları bu şekilde kullanıp e, memory stack yani hafızaya alıp pointer'ı tek 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 yazıp ardına tek 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 buradan okuyarak bu işlemleri gerçekleştirebileceğiniz ve bu komutu kullanabileceğinizdi. Ben e, bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.